alırken nelere dikkat edilmeli? Pandemi döneminde yapılan gezilerde nelere dikkat edilmeli? Bahar ve yaz döneminde turlarla nerelere gidilmeli? Yurt dışı turlarında en çok hangi ülkelere talep var? Pandemi döneminde yurt dışı turlarında değişiklikler oldu mu? Yurt içi ve yurt dışı turlar hakkında merak edilenleri iş insanı Sevda Çakır ve iş insanı Sanem Tuluay anlatacak. Az sonra. Evet, iyi ki varsın. Tüm hızıyla devam ediyor. İş insanı Sevda Çakır ve iş insanı Sanem Tuluay. Hoş evet. geldiniz. Sanem ben Sevda. Evet. Ben Sevda, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Böyle stüdyoya bir girdim, canlı canlı, aynen böyle bir enerji. Sabah sabah bir gözleri açılsın hanımlar. Dümra'ya, arkadaşımıza onu söylüyorum, diyorum ki stüdyo şefimize, ya gülen insanları gerçekten evet, çok seviyorum. Aynen, böyle enerji yayıyor. Evet. Gerçekten kendinizi iyi hissediyorsunuz. İyi hissediyoruz, biz kahveyle iyi gideriz. Bak, öyle. Değil mi? Sabah sabah hanımlar otursun kahveyle evet. birlikte. Bizi sohbet izlesin, edelim, sohbet değil edelim. Mi? Ne evet. güzel. Hanımların enerjisi zaten her zaman bir arada olunca evet. çok güzel oluyor. Değil mi? Evet. Bunu turlarımızda gezerken de görüyoruz. Evet. evet. Eğleniyor musunuz gezerken? Bu arada biraz işinizden bahsedin, orasına da gelelim. Ay, tabii. Bence güzel şeylerden bahsedelim. Evet. Zaten ülkemiz zor bir, dünya zor bir süreçte geçiyor. Kesinlikle. Böyle bir renkli renkli, canlı canlı böyle gezilerden, çiçeklerden, hanımlardan bahsedelim, kızlarımızdan bahsedelim. Evet. Ne iş yaptığımızdan evet. bahsedelim. Bu konuda en iyi biraz uzman. Biraz sizi tanıyalım o zaman. Evet. Biz uzun yıllardır turizm işini yapıyoruz birlikte. Hem yurt içi hem yurt dışı hanımları gezdiriyoruz. Evet. Özellikle şu son dönemde ülkemizi daha derinlemesine geziyoruz. Daha çok geziyoruz. Evet. Fark ediyoruz ki hanımlar bir arada olduklarında, beraber gezdiklerinde, burada beyler üstlerine alınacaklar ama daha rahat geziyorlar. Daha neşeli geziyorlar. Daha eğleniyorlar. Tabii aileyle de gezilecek yerler var ama biz beraber hem yiyoruz, hem içiyoruz, hem oynuyoruz, hem dostluklar kuruyoruz. Çünkü tek başına gelen bir kişi de bizimle beraber olduğunda bittiklerinde yalnızlığını hissetmiyor. Sonra kapısı dost, evet, evet. arkasından dost olarak ayrılıyorlar ve uzun yıllar bu dostlukları da devam ediyor. Bunu da yaşayarak görüyoruz. Biz de mutlu oluyoruz. Bir aile gibi olduk. Çok güzel. Evet. Nasıl başladınız peki? Arkadaşsınız sanırım, değil mi? Çok iyi dostuz, arkadaşız. Çok eski. Valla hayat bizi bir araya getirdi. Hayat yani gerçekten tesadüfler yok. Bir şekilde birleştik. Ben yurt dışından ülkemize turistler getiriyordum. Hala da tabii ki inşallah bu dönemler bitecek, daha çok gelecekler. Evet, inşallah. Sevdacığım da hem yurt içi hem yurt dışı biletler, rezervasyonlar yaparken yollarımız birleşti. Ondan sonra hem Sevda'nın samimiyeti, yakınlığı, dostluğu bize bir araya getirdi. Allah daim etsin inşallah. Ama çok güzel bir kombine olmuşsunuz. Yani ikiniz de güler yüzlü, ikiniz de enerjisi. Evet, ben düşünebiliyorum o geziye, işte turlara gelen hanımefendilerin psikolojilerini gerçekten şu anda öyleler, anlayabiliyorum. Öyleler. biz şöyle söyleyeyim Müşra Hanım. İki tane işini aşkla, tutkuyla yapan hanımız. Bu işimizde yansıyor. Sanem'in titizliği, ülkemizi çok iyi tanıması. Ve o titizliğini, bir hanım titizliğini işine yansıtması. Benim de biraz böyle sıcakkanlı oluşum. Seviyorum. Herkesin ablasıyım. Böyle kız kardeşi gibiyim. Yani eşler bile beni görünce hemen hanıma git eve akşam mutlu gel diyor. Yani çünkü bizimle gezenlerin mutsuz dönmesi Allah'ın izniyle mümkün değil. Samimiyet her şeyi çözüyor. Kesinlikle, ben de ona katılıyorum. Samimi niyet her evet. zaman her şeyi çözüyor. Aynen, bir hata şeyi varsa da söylendiği zaman da inanıyorlar ki biz her şeyi en iyi haliyle yapmaya gayret ediyoruz. Ama bazen elimizde İnsanız, olmayan şeyler olabiliyor. Ama olabiliyor. Yakınlık, arkadaşlık, evet. o samimiyet her şeyi çözüyor. Samimiyete ihtiyacımız var. Biz de hem dostluğu, arkadaşlığı birleştirip ne güzel bunu işimize yansıtıyoruz. Aynen, çok evet, güzel bir tevafuk oldu Büşra Hanım. Güzel bir yere değindiniz. Şimdi sosyal medyayı çok aktif olarak kullanıyorum. Seviyorum ben. Sanem işin mutfağında, ben ön kısmındayım, evet. daha çok satış kısmında. Şimdi sosyal medyada
an an gezdiğimiz o güzel yerlere atınca gelemeyen hanımlar da sanki gelmiş gibi olduk diyorlar. Evet. Ne olur atın her an, çünkü her an evimizde ayağımızı dışarı attığımız anda havaalanından başlayıp dönüşteki havaalanı veda sahnesine kadar, kaldığımız yerler, yediğimiz, içtiğimiz, gezdiğimiz, kahve içtiğimiz yere kadar. Ne güzel. Her şeyi an ve an atıyoruz. O zaman da inanın Türkiye'mizin dört bir yanında güzel ülkemizin güzel hanımları arıyor bizi. Ve hiç tereddüt etmiyor. Biz biliyoruz. Ben mesela çok konuşmayı severim. Başlıyorum anlatmayın diyor. Sen hem Sevda hanginizsiniz bizimle? Bizi çok da karıştırıyorlar. Ama biz böyle Türkiye'nin iki tane güzel yüzü. Ne farklı güzel kültürlerden, ama. Farklı eğitimli. Ve böyle cıvıl cıvıl iki hanıma sırtlarını yaslayıp hiç düşünmeden geliyorlar. Bir de biliyorsunuz artık sosyal medya bu konuda çok iyi. Evet. Çok soru sormadan geziyoruz, mutluyuz. Gördükleri inşallah. Onlara yetiyor. Yetiyor, aslında. Yetiyor. Zaten ülkemiz, ülkemizin her tarafı o kadar güzel ki biz sadece tekrar oraların güzelliğini birlikte giderek, o duyguları tekrar yaşatarak, yemeklerimizi, yerleri göstererek sadece biraz hoş bir keyif yaratıyoruz. Evet. Bir tatlı anı oluyor. İşte bu resimlerde, fotoğraflarda evet. Hepsi birer hatıra olarak kalıyor. Ne kadar güzel kalıyor. Anılar biriktirmişsiniz. Ama tabii kolay mi? Bir iş değil bu. İş değil. Şimdi biz böyle neşeli ve şarkılı türkülü ama bunun arkasında çok ciddi bir çalışma gerektiriyor. Evet. Gittiğimiz yerleri biz ilk defa gitmiyoruz. Önceden gidip kalacağımız, yemek yiyeceğimiz, ziyaret edeceğimiz her yeri biz ön keşif dediğimiz bir çalışmayla hazırlıyoruz. Yiyeceğimiz yemeklere kadar. Bunları yapmak zorundayız çünkü bir sorumluluk taşıyoruz. Evet. İnsanlar paralarını veriyor, güvenlerini veriyor. Biz de yatağa yattığımızda huzur içinde uyumalıyız. Evet, bunu gerekiyor. Da yapıyoruz. Tabii bu çalışmayı da uyum içerisinde gerçekleştiriyoruz. Ne güzel. Evet. Ama her işin işte bir kamera arkası var. Her şey göründüğü elbette, gibi değil. Bakın değil siz mi? Burada kaç kişisiniz, evet. Kaç kişi ne kadar canla başla çalışıyor. Ne güzel çalışıyorsunuz. Peki bu pandemi döneminde ne yaptınız? Biz devam pandemi mı? Döneminde, pardon Sevdacığım. Devam ettik. Pandemi döneminde devam ediyoruz turlarımıza. Şimdi diyebilirsiniz ki nasıl, yani hayat devam ediyor. Hiçbir şekilde de durmamak gerekiyor. Mesafeyi, hijyeni, maskemizi, yani kurallarımıza uyarak. Zaten bizim yaptığımız geziler her zaman ya 10-15 kişiyle sınırlı. Yani büyük bir otobüs bile alsak biz içine 15 kişiyi. Pandemiden önce de böyle gidiyorduk. Evet. Yani hiçbir şekilde yakın temas. Çünkü neden? Rahat olsunlar. Fiziki ortamları rahat olsun. Otobüste tıkış tıkış gitmesinler diye. Pandemide de devam ettik. En son turum, en son gittiğimiz yer işte Kaz Dağları'na gittik mesela. Zaten oksijenin en fazla olduğu yer. Evet. Yine devam edeceğiz. Yine gezeceğiz. Çünkü biz şu anda geziler için bir kısıtlama yok. Evet. Butik otel tercih ediyoruz mesela. Zaten biz bu pandemiden önce de butik otelde. Çünkü böyle hanımlar kapatmayı seviyor. Değil daha mi? Rahat hareket tabii. Etmek istiyor. Biz sadece eğlenceleri yani, yapıyoruz. İçeri girince bir restorana gidince de en güzel yer bizimdir. Hiç tereddüt etmeden gidip otururlar. Yani evet. Çok titizdik zaten. Bizim için değişen çok bir şey olmadı. Yani ailemizle gitsek neye dikkat ediyorsak evet. Hanımlarla da giderken ona dikkat ediyoruz. İnanın. Evet. Tamamen bir kadın dayanışması olmuş evet, aslında. Evet. Çok güzel olmuş. Sağ olun. Peki ne kadar sürüyor bu geziler? Hafta, yani biz hafta içi geziyoruz hanımlarla ama en fazla 3 gün, 4 gün. Yani 3 gece 4 gün, 2 gece 3 gün. Çok uzak mesafe, örnek Kars'sa, Kars'a önce Erzurum'a gidiyoruz, Erzurum'u geziyoruz. Sonra trene biniyoruz, atıyorum işte o zaman bir 3 gece, 4 gün veya 4 gün bir seyahatlerimiz oluyor. Evet. Şimdilik böyle çok uzaklaşmıyoruz yani evlerden. Evet. Tadında, tadı damağında kalıyor gelen hanımların da. Değil mi? Evet. Bizim de sohbetimizin tadı damağımızda kaldı ama. Evet, çok teşekkür ederiz. Siz de çok tatlısınız. Başka konumuzu inşallah. Tekrar alacağız. İnşallah en yakın zamanda yine sizi bekleriz. Sağ olun, biz de bekleriz. Bu çok kısa oldu, ben size söyleyeyim. Sağ olun, çok teşekkür ederiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, ayaklarınıza sağ sağlık. Olun.